karşı söylemek istiyorum. Çünkü biz gerçekten televizyonumuz 5,5 yıl önce kapatıldığında da aynı tabloyla karşılaşmıştık. Yani Rütük'le TürkSat arasında gidip gelip bu televizyonun yayınının durdurulmasını, ekranının karartılmasını, kapatılmasını kim istiyor sorusuna bir türlü yanıt bulamamıştık. Herhalde bu bizim yüzümüzden oldu dedik. Şimdi de hükümetin açıklamalarına bakın. Sizlerin 16 gündür burada ve Türkiye'de işçisiyle, emekçisiyle, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, Türkiye halkının Kürdüyle, Türküyle, ülke genelinde demokratikleşme ve buradaki 6 talep için verdiği mücadele karşısında aynı diplomasiyi yapıyorlar. Yani bu talepleri kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz, buna yanıt verin diyen yüz binlerce, milyonlarca insana efendim Taksim'de şunlar var, aranıza bunlar girebilir. Bu iş şöyle oldu, efendim referandum yapalım, efendim başka türlü var, proje zaten bilmem ne oldu. Zaten Topçuk işlasıydı da AVM değildi, habire top sektiriyorlar, laf çeviriyorlar. Ama tek bir şey var, böylesi bir diplomasiyi yenecek tek şey halkın gerçek ve samimi, içten, gerçekten kendi geleceğine ve bugününe, toprağına, yurduna, ağacına, yeşiline, aynı zamanda ama demokratik haklarına, bütün ilerici demokratik taleplerine sahip çıkmasıdır. Yoksa bu diplomasi daha çok hüküm sürer. Her yer Taksim, her yer bir emiş. Bugüne kadar Taksim ve Taksim'deki taleplerimiz için mücadele ettik. Bundan sonra da Hayat Televizyonu'nun susturulamayacağı talebinin onun yanına yazarak yine hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Ve inanıyorum ki biz susturamayacaklar ve hep sizlerle birlikte olacağız. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum.